Hocam selamünaleyküm. Benim oğlum hafızlık eğitimini yarım bıraktı. Şimdi zorla ders yaptırıyoruz. Namazı bile zor kılıyor. Zorla kıldırıyoruz. Ne yapalım hocam demiş. Tabii ki yani hafızlık bir zor, kolay bir şey değil. Hafızlık yaparken tutup da böyle güle oynaya hafızlık olsaydı herkes yapardı. Herkes hafız olurdu ama kolay bir şey değil. Bu arada tabii insanlara hele hele derslerinin sayısı sayfası çoğaldığı zaman o hafızların namazdan da ibadetten de böyle şeylere zorlanmasında da bıktıklarını görüyoruz. Yani bunlar vaka ama ne yapmalı? Yani onları anlayarak, dinleyerek, güzel yaklaşarak onların tamamen İslam'dan soğumasına sebep olmadan yani içinde bulundukları ortamda efendim namaz sevgisini aşılayarak onlara biraz da böyle derslerindeki yoğunluğu, zorluğu aşmalarına sebep olacak ilgiyle, alakayla, sosyal bir takım aktivitelerle ne yapılmalı, desteklenmeli. Ama asla, asla yani itici, dışa doğru onu şey yapan, iten, dışa doğru onu kaçmasına sebep olacak ifadelerden kaçınmamız lazım. Namazlara böyle gayretle, program yaparken mesela bir camiye gidelim namazımızı kılalım ondan sonra peşinden bir şeyle bir yerle buluşulacağı zaman bir arkadaş çevresiyle namazın akabinde buluşalım gibi ifadelerle yani hayatımızın programını biz namaza göre ayarlarsak o çocuğumuzun da hayatında namaz hiç gündeminden düşmemiş olur. Bu şekilde ona da namazı sevdirme yolları içinde gayreti içinde bulunmamız gerekir.